bu işin profesyonelleri olarak. Demem ama yeterli değil. Konuşanlar, maç anlatanlar. Galatasaray'ın golcüsü sahnede değil diyorsa ve o golcünün toplam 8 golü varsa problem oradadır abi. Peki. Toplam 8 gol önde oynayan bir oyuncu için golcülük sıfatı değildir yani. Kadıköy'den de görüntüler geliyor. Biraz da oraya değinelim istiyorum. Yani Konya maçı, Fenerbahçe. Galatasaray Antep maçının hocaları Konya konuşmadı maçı. Mı da? Yok ya. Daha konuşmadılar. Tabii ki ligin ikincilik yarışı için çok belirleyici bir maç görüntüsünde. Bitime de 8 hafta kalmışken. Ne vaat ettiriyor sana bu karşılaşmada? İki takım. İki takımın 11'leri de ekrana geldi. Altay, Osay sağ bekte, Serdar Kim, Zalay solda, Zayt Crespo, önde Mesut, sağda İrfan, solda Rossi, ileride Serdar. Bu tarafta Şehiç, Şukubiç, Adil, şeyde Abdülkerim de sakatlandı antrenmanda. Musa orada, Gilerme solda, Hacı Ahmetoviç, Soner, Hamilton, Endri Çekici, Bötici ve Çıkalişi. Şey hariç, Abdülkerim hariç ideal kadrosu Fenerbahçe var. Fenerbahçe mesela. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Gürcan bölmesin. Şu Konya kadrosu geldi. Hayır, Konya kadrosu döndü geldi. Sana sorayım. Hayır. Sen antrenörsün. Düşün, nereye kurgularsın? Aşırı yüklenmeyi nereye yaparsın? Defansın göbeğini. Tandeme yaparsın. Defansın göbeğini yaparım. Musa devşirme stoper. Adil yeterli değil. Hayır, Adil oynamıyordu zaten sezon tabii, başı. Ahmet Çalık oynuyor rahmetli. Rahmetli Nur için yazsın. İkisi şimdi de, aşırı yüklenmeyi Gilerme ile Skubiç'ten daha fazla... Yani oraya kurgularım. Aynen. Yani diyoruz ya plan az önce Torrent veya diğer antrenör için, siz Torrent için okumuyordum. Bu maçın da bana göre hücum şifresi özellikle oyunun merkezinde, omurgasında Musa ve Adil'e doğru oynarsa buradan iş çıkartabilir diye düşünüyorum. Bana bu maçı... Ha, çıkartır çıkartmaz. Yani futbolun doğrusu bu. Fenerbahçe'den hayal ettirten şey Alanya maçının kopyası olacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da bilmiyorum ne yapacağım ne der ama formatı aynı. Pas, ayağa pas. La çıkan takımlar. Bunu isteyen teknik direktörleri vardı. Ve Fenerbahçe önde basarak başlayacaktır oyunu. Ve Konya Spor'da o pas köprüsüyle ki Konya Spor'u buraya taşıyan da o özelliğiydi. Onu çok iyi yaptılar, becerdiler. Duran top özellikleri var. Oyun alanını çok genişletiyorlar. İyi kullanıyorlar alanında. Çizgilerden de geliyorlar. Çıkarışı da formda. Tabii yani öbür taraftan Fenerbahçe takımında formda bir takım. Yani evet. Artık bir yükseliş trendi yakaladı. Formda oyunculardan bahsetmeye başlıyoruz. Yani kadro istikrarı yakaladı. Tabii geldiklerinden beri gelişen daha farklı oynayan oyunculardan bahsetmeye çalışıyoruz. Mesela bugün Gustavo da girmiş yedekler arasında. O da yoktu uzun zamandır. Ne oynuyordu ne yedekler arasında. İrfan dedi. Yoktu Alanya'da. Onun yerine kim oynuyordu hocam? Şey oynadı. Ozan sağ bek oynadı. Osayi sağ ön oynadı Alanya maçında. Doğru. Burada Mert Hakan cezalı. O tamamlıyor cezasını. Elbette ikincilik için önemli bir maç. Konya kazanırsa 12 puanı indiriyor Trabzonspor'la farkı. Ligede belki kalan hafta için bir heyecan, farklı bir yer gelebilir. Şey yapabilir. Öbür taraftan alttaki takımların puan kaybetmesi bu maçı kazanacak yani Fenerbahçe açısından çok önemli hale getirdi karşılaşmayı. İlk maçta da aslında 2-1 değil mi? 2-1 mağlup oldu ama kazanabilirdi Fenerbahçe'deki. Yani ikinci dakika Soner hatırlıyorsunuz. Hmm. Müthiş bir uzaktan gol attı. Uzaktan çok güzel bir gol attı. Direklerden dönen toplar falan oldu. Yani böyle çok çekişmeli bir maç seyrettik ilk karşılaşmada da. Yani ama bu maçta iki takımın da kalesini sıfırda tutması kolay değil. Yani kazanmak isteyen en az iki tane atması lazım. Hemen bir bakalım. Çok zaten hafta içi bilet sayılarından da anladık ki şehir için de çok önemli. Bugün buraya gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yani büyük takım veya başka takım olsun sonuçta 3 puan alınabiliyor. Biz 3 puan için çıktık bugün. Tabii ki rakibin Galatasaray olması bizim için daha mutlu verici ama biz zaten evimizde büyük takımlara karşı bu sene 7 puan aldık. Hiç yenildiğimiz yok. Bunu devam ettirmek istiyorduk ama dediğim gibi 3 puan var. Onu aldık. O yüzden mutluyuz. Rakip 2 Barcelona ve Beşiktaş maçlarını oynayarak buraya geldi. Hafta içi analizlerde Galatasaray'ın bugün yorgun olabileceğini hesaba katmış mıydı? Tabii ki yani hocamızla beraber, ekibimizle beraber bunu değerlendirdik.
futbolda futbol iki yönlüdür. Bir toplan koşmak vardır. Bir de topa sahip olup rakibi koşturmak vardır. Toplan koşunca futbolcu yorulmaz. Çünkü pozitif bir şey top ayağında. Ama biz Galatasaray'ı bugün topsuz koşturmaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray büyük bir camia. Bizi Avrupa'da temsil ettiler. Ülke için elinden geleni yaptılar ama biz de burada bir emek veriyoruz. O yüzden hafta içi yaptığımız taktiğini, ekmeğini bu maçta aldık diyebilirim. Günay, maçın kırılma anlarından biri vardı. 2-1 öndeydiniz. Boris'le karşı karşıya kaldı. Kurtarışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu anı anlatabilir misin? Çünkü çok hızlı gerçekleşti. Nasıl karar verdiniz? Ya o anla ilgili şu an aklımda sadece bu var. Kaleciliğin nasıl bir iş olduğunu aslında o pozisyondan önce gelişen benim uzun top atıp kısa düşüp sonra o hata yedik biz. Kalecilik işte böyle bir şey. Orada golü yesem yani sonuçta kötü attığım bir toptan golü yiyeceğiz. Ama Allah'tan topu kurtardım. Çok ince bir çizgi kalecilik. O yüzden o topu attım. Kısa düştü. Pozisyon verdik. Orada top bacaklarım arasından geçse teknik ekip takım olarak benim orada attığım yanlış topu değerlendireceğiz. Belki de puanlar kaybedeceğiz. Ama kurtarınca iş değişiyor, süper oluyor. Çok ince bir çizgi. Ben kendime çok öz eleştiri yapan bir kaleciyim. Benim için takımım bir numara. Ön planda olan takım. Ben de böyle katkı verebiliyorsam ne mutlu bana. Ama önemli olan takım. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ahmet Selim Kul yaklaşık 40 bin seyirci var demiş. Doğrudur. Gürcan Bilgiç. İyi bir ilk defa seyirci rakamı. 38 bir büyük maç. 38 bunu da bir büyük maç diye düşünmek ama gerekir. Ama bunlar şey hariç bence. Kombine hariç. Ya da olacak yani maç. Stat. 40 bin zaten 48.500 değil mi? 52 bin değil mi? O arkayı şey yaptılar ya hani o aralara doğru. Merdiven boşlukları yaptılar. Yok yok şeyi çıkartıyorsun. Rakip seyirci. Rakip bölümünü. Seyirci bölümünü çıkartıyorsun. Dediğin gibi bir rakam çıkıyor. Yani 48.500, 49.000 gibi bir şey. Fenerbahçe'nin. Normal ikincilik şey abi mücadelesi. Şeyi yakaladı. Fenerbahçe sinerjiyi yakaladı taraftarıyla. Yani Trabzonspor maçıyla birlikte o maçta gösterilen performans. Arkasından Alanya maçı, iyi bir oyun, farklı bir skor. Yani taraftarla takım bir sinerji yakaladı. Artık iddialı görüyor takımını ve inanarak geliyor karşılaşmaya. Maçın özeti gelmiş. Gaziantep Galatasaray maçının özeti. Hemen maç reklamıyla beraber o özeti izleyelim. Ardından biz yavaş yavaş sözü skorboarda bırakacağız.